Peki. Engin Açar, muhabir arkadaşımız Adıyaman'da şu anda. Depremin ilk anından itibaren Engin de oradan bize gördüklerini, izlenimlerini aktarıyor. Engin, kolay gelsin. Söz sende. Murat Taylan, birinci depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan Pazarcık'tan sonra bölge bölge devam ettik ve Adıyaman'a kadar geldik. Şu anda Adıyaman'da gündüz gözüyle Adıyaman'ı gördüğümüz zaman akşam dediğimiz şeyleri yine onaylayabiliyoruz. Adıyaman'daki binaların %70'i, %80'i hasar görmüş bir anda ve arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir gece öncesine göre şu anda gün ışığında arama kurtarma çalışmalarının daha da hızlandığını, ekiplerin daha da arttığını söylemek mümkün. Bölge bölge birçok noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerini görüyoruz. Askerler yavaş yavaş bölgeye intikal etmeye başladı. Hatta dün girilen bazı dükkanlar vardı, yayınlarımızda söylemiştik. Bunları da yağma olarak belirtmemiştik. Çünkü vatandaşların gerçekten beslenmeye ihtiyacı var. Çocuklarına süte, mamaya, beze ihtiyacı var ve bu nedenden dolayı marketlere giriyorlardı. Sabahın ilk saatlerinde gördüğümüz askerler o marketlerin, dükkanların önünde de nöbet tutmaya başladı. Tabii ekipler gelmeye başladı ama bölge halkı hala rahat bir nefes almış değil. Hala kalacak bir yer yok, hala sıcak bir yer yok, hala yiyecek yemek yok. Yardım bekliyorlar. Birçok noktada, ara sokaklarda hala ekipler yetersiz. Diğer yandan da yardımlar gelmeye devam ediyor Adıyaman'a. Şöyle hemen arkamdaki çalışmayı göstermek istiyorum Murat Taylan. Gece saatlerinden beri bu noktada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altındaki vatandaşların yakınları da burada endişeli bir bekleyiş içerisinde. Yol boyunca Adıyaman merkezde caddenin hem sağı hem solu aynı vaziyette. Neredeyse sağlam kalan bina yok diyebilirim. Kalanlar da şu an ekranlara getirdiğimiz bina gibi. Ya kolonları çatlamış ya da binanın bir tarafı patlamış. Binaların çoğunluğu bitişik olduğu için böyle bir problem var. Bir bina yıkıldığında yanındaki binaya da direkt hasar veriyor. İşte yolun karşı tarafını da göstermek istiyorum yine o noktaya doğru yürüyüp. Burada da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Az önce gelen bilgiye göre burada da bazı sesler duyuldu gece saatlerinde 3.30-4 gibi. Yerleri belirlenemedi o seslerin. O nedenden dolayı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. 100 tonluk bir vinç getirildi buradaki enkaza. Oldukça büyük bir binaydı. 2 tane 9 katlı apartman yan yanaydı ve depremde yerle bir oldu. Jeneratörler gelmeye başladı bölgeye ekiplerle birlikte. Yol boyunca uzun bir trafik oluştu. İş makineleri, itfaiye araçları ve yarım minibüsler, otobüslerle bölgeye ekiplerin intikal ettiğini söyleyelim. Biraz geç olduğunu söylüyor bölge halkı. Yaklaşık 2-3 gündür kendi çabalarıyla enkazları kazıp yakınlarını çıkarmaya çalışıyorlardı. Bugün itibariyle bölgede biraz daha hareketlilik var. İşlemler biraz daha hızlanmaya başladı. Şöyle trafiği de gösterecek olursak Murat Taylan, normalde böyle bir trafik yoktu ama kamyonların, iş makinelerinin gelmeye başlamasıyla birlikte o trafik de yoğunlaştı. Dünkü yayınlarımızda akaryakıt sorunundan bahsetmiştik Murat Taylan. Dün gece Gökmen Karadağ'ın programına bağlandığımızda bir enkazın altından bir kadın canlı olarak çıkartılmıştı. Sağlık durumu iyiydi. Hemen arkasında eşi vardı. Onun da sağlık durumu iyiydi. Bacağı sıkışmıştı ve bir tane de 15 yaşında bir erkek çocuğu vardı. İkisi çıkartılacaktı. Ambulans geldi. Her şey hazırdı. Fakat jeneratör kapandı çünkü yakıt bitti. Yakıt olmadığı için hilti veya demir kesme makinesini çalıştıramadı ekipler. Yaklaşık 2,5 saat süren çabanın ardından yakıt geldi, jeneratör çalıştı ve aletler ondan sonra çalıştırılarak yaralılar kurtarılmaya başlandı. Yani bölgede ciddi bir enerji sorunu var, ciddi bir yakıt sorunu var, ciddi bir gıda sorunu ve barınma sorunu var. Bugün ekiplerin bölgeye daha fazla gelmesiyle birlikte artık yardımların da buradaki depremzedelerle buluşmasını umuyoruz. Kameraman arkadaşım Cemal'le birlikte yolculuğa devam edeceğiz. Gölbaşı'na geçeceğiz. Bir önceki durağımız orasıydı. Gece saatlerinde varmıştık ve orada da durum işler acısıydı. Şimdi bir de gidip gündüz gözüyle sizlere Gölbaşı'ndaki son durumu aktaracağız. Ardından da Elbistan'a doğru devam edeceğiz Murat Taylan.
Evet, Elbistan ikinci depremin merkez üssü. Orada da büyük yıkım olduğu bilgisini oradan alıyoruz. Aynı zamanda büyük şehirlerde yaşayan tanıdıkları, yakınlarına ulaşanlar Elbistan'ı da adres gösteriyorlar. Ulaşılamayan ya da az gidilen